Neler yapıyorsun Bu Hilal'e bakarsan o çok güzel. Patlıyor ya. Dur o bakar. Şimdi ben yere atarım. Arkadaşlar buna mısırını da koyarız biz birazcık. Mısırın ne güzel olur. Lezzeti tatlı olur. Eskiden kendi buğday unumuzdan yapıyorduk. Şimdi satın alıyoruz unlarımızı. Buğdayımız oluyor ama satın alması daha basitimize gidiyor. Eskiden Mehriban yenge şey derdi bana. Nasıl yapıyorsun? Gelin derdi. Havadan derdi. Şov yapıyorum Nesli. Şap dedi de bütün derdi. Kadıncağız. Böyle çağırırdı. Sen derdi güzel yazıyorsun derdi. Garip çocuk var. Saça sayarsın. Attırıveriyorum derdi. O da rahmetli oldu işte. Yenge dedim. Saç doldu. Nerede de dedim. Hayat etmem. Yemen verin. Yemen verin. Niye ağzı aç? Eski insanlar biraz korkuyor kalacak. Yenge dedim. Şimdi yeni nesilde o yok. Soğuk. Beş okul. Bir lafı adam dedi. Biraz sert durmuş. Nerede dedim. Ne dedim. Öyle mi etmişim? Merhaba dedim, karıca dedim, pazardan geldin miydi o? O kadar kuna sattım, o kadar para aldım demez mi? Ben dedim, mal sattım ve giymem ben, giymem. niye giymedin? Belki, biz dedim, ağzımız durmaz dedim, ben istesem, adam geldim anlatayım. İşte, o... Azıcık da merak etmiyormuş herhalde yenge ondan. Nasıl olsa adam getiriyor. Kapatıyor. Yengem dedi. Bir tane sordum dedi. Beş okul al söyle dedi. Bir tane sormadım dedi. Lan bu ağırdır ben dedi. Dışarı bakma sen onun gibi öğretmeyin dedi. Gerçekten de Mehmet amca ağırdır ya ama bir şeye ricaya varsam hemen bitirir yani. Hani bana bir şey yok. Hiçbir tersliği yoktur yani. Ama sadece ağır durur. Bunun devamı var mı? Aynen. Devam yok anneciğim bu kadar. Benim olsun hiçbir şey yok. Bir şey istemeye varsam bir ihtiyacım olsa hemen verir yani. Ama gelin girelim diyeyim. Bulduğunda masayı. Onu biraz kızdırmışlardı ondan. Onu biraz kızdırmıştı ondan. Tarla lafı etmiş ya. Beni ben getirdi baba demiş. Tarlası varsa alacak. Meclisi, sellisi mi var bunun? Hakkı neyse alacak. O da anaları da. Onların anneleri ayrı, babaları bir değil mi? Anaları bir, babaları ayrı. Babaları meale kalıyorum. Babası ölmüş. Bu bura Melliye var. Öldü yenge. Bura var isteyim. Yani öz. Dermiş. Aslında öz kardeş de tabii anne babamdan madem demiş kocasından niye vermedi madem demiş, tarlalardan demiş köy yerinden zor ovadan şeyden onun da hakkı vardı demiş. Yani kocasından arıyor ya hakkı. Ona vermemişler. Evine ne tarlasın? O evin yanını Melli'den getirdi. Bu var demiş. Benim de hakkım var. O da karı da anlamış ya bu bak. Kocasından... Bu hakkı neyse söylemek lazım. Kocasından karı ya vermemişler ya. Yani. Kendileri almış. Şimdi de tarlala veriyorlar. Aman bu millet bana ben şaşırıyorum. Kim götürecek işte? Yok canım. Uğraşmayın. Birbirimle kırıldığım var. Başka bir şey yok. Oysa pişiremem ekmekleri. Oldu kadar ya. Dur tadam. Oluyor güzel. Ya duydum da. Durdum da. Biraz hamur ucu olmuş ya, ondan dolayı şey oluyor. Ekmeğin ucu var, açımdan ye. Lastik gibi ama cıvık yani, burada beze tutamam. O çok güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Aynen. Taze ekmek güzel kokmaz mı?
yiyeceksin? Ben yiyeceğim. Bakma ben yapmadım. Daha yok mu? Ben de ilk ekmeğim onlar. İlk ekmeği bozuk olmuştur annem onun. Bozuk oldu. Öbür gün daha güzeldir artık. Ben beğendim bozuk oldu. Sana bunu simit gibi yapayım. İstersen ya da küçücük yapayım. Abi bu ekmek sadece üstüne gelirim sen. Babam gibi bir şey değil ki ekmek. Benim de hemen yok ya. Hayır, çağırdı değil mi? Hayır, benim ben de yardım edeceğim ona da. Anne. Yara, öyle de bir yardım edemedim. Aynen. Susam annem var mıydı? Yasak var. Kalmadı herhalde çocuğum ya. Marketten getirelim dedi. Ne? Susam. O ne? Susamlı ekmeği sevdim. Ne yaptın? Neyse. Yaktın mı aldın? Benim yok. Susamlı ekmeği susam. Susam mı? Ha, orada şey de vardı bizim. Var vardı. Bulabilirsin. Bunun dolap var. Bunun dolabı. Evet. Bunun dolabının. En altında koca, koca şey var. Koca. Sekserik mi? Tepsel koca, hı hı. Onun üstünde öyle ufak çekmece var. Çekmece, çekmecenin efendim. İçinde poşetlerin birinde vardı. Babam iyice saklamış. Poşetle emmeyi, kuş poşetler. Ben sen de olsa bulur böyle. Kim bilir? Şimdi daha iyi mi? İyi de var. Odun ekmeği ne güzel bak. Odun ateşinde. Odun ekmeği. Köz kokusu bir başka oluyor. Şeydeki gibi olmuyor. Makinede hani pişiriliyor ya hamarakta. Bu daha kokulu oluyor bence. Bu daha güzel oluyor. Bak yanma. Bu da bu. Bak gel de yanma. Onu da çabuk pişiyor. Kalın pişiyor. Lezzet koku olmuyor. Şeyini kalın pişiyor. Ben de böyle seviyorum. Tamam o daha temiz oluyor. Hani kül bir şey olmuyor ama. Mecbur kaldı ya. Nasıl olsa bizim de burada imkanımız var. Ha, yerim olmadı. Odunumuz var, sacımız var, yerimiz var. Patladı ki patladı. Çok iyi. Yer. Ararsan bulalım, hayvan bulalım. Az bir şey varmış öyle. Gerek olur ama başka vardı. İnecek var mıydı, aklımda ne olur. Atmış bir şey. Atalım bir tanesi. Senin yiyeceğine mi atalım? Ha, ufacık şey. Küçük şey, küçük olanı simit gibi yapalım üstüne atalım. Ona mı atalım? Şunu atayım. Ondan sonra onu yapayım o zaman. Simit gibi mi istiyorsun yuvarlak? Simit gibi yapayım. Kalp yap. Kalp yapamam. O yaparım da uğraş kırışı bu. Vardı ne edeceğim canım? Anam ta bu et yuka yazacak. Evet. Yuka pişirecek. Yapabilirsek yapacağız. Yapmazsa yapmazsa yapmazsa. İki gün tatil nasıl olsa. Oturdum. Dışarı çıkamıyoruz. Pişer. Yap bitsin ya. Biz yine ineklerimize bakıyoruz. Tavuklarımıza bakıyoruz. Bahçemizde geziyoruz ama hiç çıkamayanlar da var. Doğru. Gideyim ben. Bura gitti. Öte gelecek ayı. Çevireyim mi onu? Çok mu yandı altı? Bu bakalım. Yarıysa da hiç faydası yok. Olmuyor. Kız. Allah. Allah'a. Pişmiş pişmiş. Çörek otu da yapsak hamurunda güzel olur. Aslında daha şifalı. Bayağı bir yemek işte. Çok yanık şey yok. Çok yanık şey işte. Kızımın ekmeğini de yapalım. Ya, yandı. Aferin. Yandı. Böyle istemiyormuş dayağı. Simit mi istedin anne? Sen yuvarlak. Yeter. Şu şekilde. Dur.
Evet. Tamam. Biraz bunu atalım. Onun içine koyduk sana. Beze gibi. Beze gibi mi yapsaydın? Hmm. Şey şöyle yapıyorum ya. Böyle yapacağım, tekrar birleştireceğim ben onu. Tamam, tamam. Şimdi böyle daha şey olur. Her yeri. Mutfağıyla batırmayalım. Şurada yapalım. Kızım sen ağzının tadını biliyorsun. Bak ne güzel oldu. Şimdi ne güzel kokar bu bize. Susam kokusu. Hatta birazcık ekmek lazım susam. Her şey yapıyoruz, yok alıyor. Bir de onu karıştırsak mı? Öf, elmer bir soğudu. Yandı mı? Yandı. Yeterli mi kızım susam? Yeter mi? Bu kadar yeter mi? Biraz ince mi olsun? Bunu da böyle elimizle koyarız. Küçük olduğu için. Onun yufkasını yaptık mıydı? Cips gibi oluyor aynı. Diğer amcam yaptırmış mı? Çıtır çıtır. Bunlar bizim çıkarmadır. Elini yandı ya. Nasıl güzel kızarmış mı kızım, bak bakalım. Babaannem yapabilmiş mi? Yapmış mı? Yapmaz güzel mi eski insanlar? Ama etler yaptım üstünde. Kızardı. Şey gibi. Çok. Şeyin kızarıyla. Çok kızarmıştır o. Bir şey olmaz. Şeyin kızardı. Tarama çorbasında lezzetli olur. Tarama çorbasında. Ay içine parçalarsın. De tereyağı dökersin üstüne. Et başla tereyağı. Sen öyle sevmiyorsun. Ben öyle severim. Yakacaksın bu tereyağı. O anne ne yaptın sen parmağına? Yaktım. Ekmek buraya. Hamur mu şey yaptın sen ona? Hamur ettim. Soğudu, yandı. Yani yeter. Hamurun faydası olur mu? Olur. Olur. Şeyini alır. Anam ekmekler üstünde yani ya. Çok tuz ondan. Tutsam böyle yeniler pişince kokar. Lezzetli hoş olur. Deden susamdan tahin yapardı. Susamdan. Evet. Susamı kavurur. Hangi dede? Döverdi. Hangi dede? Öbür dede. Hangisi? Hacı deden değil, öbür deden. Tamam. Bu dede bir şey beceremez aslan. O dede her şeyi bir şey bu, yer. Bu hazırkını yer bu. Bu hazırkı varsa yer. Yemeği sarar. Nerede o? Gitti mi yine daha? Nereye gitti bilmem. Oraya mı gitti? Dağya mı gitti geldi? O da işte tarlaysan, o da tarla işini seviyor. Oturma ya. Kaç yaşına gelmiş adam hala dolaşıyor ya. Ben onun yaşında olsam yatardım.
Ben şimdi de yatıyorum. Gençliğinde çalışmış, o da durmamış. Öyle gidiyor evde duruyor, tarla bir şeyle meşgul olacak. Bir iş yaptı, açmadı, duruyor mu? Televizyona bakamıyor mu? Pek bakmıyor televizyona, akşamdan uyuklar. Ben televizyona bakayım, o uyuklar. Namaz olmadı mı diye. Ağaç, taş, bitecek, sulayacak, bıdayacak. Onun işi o. Ben namaz kılacağım diye, ezan okumadın diye ne okumuştur diye. Yani çok onu bir su içiyor. Bardakta suyun yarısını koymuş gitmiş. İşte ona bir akır. Çok gayrı. İçeceğin suyu mu unutmuş odayı? Yarısını içmiş, ot suyu, ot. Böyle ot suyu. Bardağı kalmış. Şey mi? O prostat için yaptığı ilaç mı? Ha işte sabahla beylik biraz getirmiş. Çok 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 daha da değil. O tel tel uf değil mi? Süpürge gibi tel tel olan o. Prostata iyi geliyormuş kaynatıp içilince. Ona acı içmiş yarısını. Onu içerken bir tane sahipse bir şey toplaştırma. Kaç yıldır içiyor onu? Bayağıdır içiyor herhalde. Yerden olsa bir şey toplaştırma geçiriyor. Onu unutuyor. O orada kalmış bardak kuruyken bir bakmayayım suyunla durdum. Bir baktım. Ay sonra aklıma geldi. O yetmemen suyun varmış derdim. Ben de bulmam şey. Ama şimdi ilaç kullanıyor. Okul kullanmasa daha şey olacak demek ki. Daha unutkan olacak ilacı kullanmamış. Ha işte hapları hapsınlar. İşten akşam atıyor ki sabah atıyor. Allah'ın bereket hapları unutma. Unuttun neydi? Hemen attım. Attım diye. Sabah akşam mı atıyor onları? İki sabah, iki akşam. Öğlen falan atılmıyor mu? Atılmıyor bereket. Öyle atılıyorsa öğlen, zaten dönmez de. Yani. Öğlen atarsa zaten. Yok ki. Zaten ya, unutuyor. Şişeceğim. İlaç atılacağını da unutuyor. Yani. Çok unutuyor. Olur öyle. Ben de unutuyorum. Ne? Öyle olunca. Böyle mutfağa koyuyorum su bardağını. İçeceğim. Gidiyorum arkamı dolaşıyorum. Böyle nereye koydum acaba onu diye. Böyle bazen ona da ben mutfağa artmasın. Neden gittiğimi unutuyorum. Artmasın. O kadar da unutkan olmayın canım. Daha sizin yaşınız kaldı. Ay oluyor. Durun bakayım da. Sizin kafanızda başka takıntılar olduğu için şu anda benim kafamda bile olabilir. Mesela ders çalıştınız mı? Evet Fatma Nur, ders çalıştın mı bugün? Hanginiz ders çalıştı bugün? Bir de beni tehdit ediyor ha. Şey yapıyor, ikilemde bırakıyor. Ya bilgisayar ya telefon diyor. Evet. Ya bilgisayar ya telefon, o da güzel. Ha, ikisine evet. De ders çalışmayacağız. Ya bundan sonra çalışmak lazım Fatma Nur. Hamur bulaşığı çıkıyor. Kızımız susamlı ekmeği pişti. Her yere bulanmış almıştı. Hamur bulaşığı. Arkadaşlar son ekmeğimizi attık. Ekmeklerimiz pişenler. Yoğuracak mı? Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Aha, pişirdik. Evet, ekmeğimiz bitti. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz.